İmiyöz'e, Çakırtepe Hastanesi'ne 2015'in 1. ayın 15'inde yatış yaptım. 16'sında boyun fıtığı ameliyatı oldum. Günlerden perşembe taburcu olacağım. Doktor, beyin cerrahı doktoru, ameliyatımı yapan doktor Ahmet Ertürk, gel bel fıtığı ameliyatını da yapalım, hepsi bir çıksın. Benim bünyem zayıfım, 64 kiloyum, kaldırmaz. İkinci ameliyata daha sonra girelim dedim. Yok yok İsmail abi, kaldırır. Sen bir anestezi uzmanı Musa Bey'le görüş dedi. Anestezi uzmanı Musa Bey'le görüştüm. Bünyemin kaldırabileceğini söyledi. Hiç taburcu olmadan tekrar ikinci bir ameliyata girdim. 5 saat ameliyat sonrasında 11,5 saat sonra kendime geldim. Gece ayak sancısıyla, sol ayağımda bir ayak sancısıyla bağırarak kendime, yarı baygın şekilde kendime geldiğimi hissettim. Ve belimden sürekli bir sıvı geliyor, bandajlardan sürekli bir sıvı akıyor. Bandaj değiştiriyorlar. Bir tane arkadaşım gece sabaha kadar ve gündüz akşama kadar sol ayağıma krem sürerek masaj yaptı. Hiçbir can yok. Sanki beynim bir alev topuna döndü. Telefonu fırlattım doktora, sen bana ne yaptın? Beynim yanıyor benim dedim. O günün ertesinde apar topar beni lokale anesteziyle ikinci bir bel fıtığı ameliyatına aldılar. Beldeki sıvının kesildiğini, bir dağıtmadığını gördüm. Bunu ben doktora defalarca sordum, açıklamadı. Ayağımda can yok, beni taburcu etmeye için sürekli baskı yapıyor. Ben buraya sapasağlam yürüyerek girdim. Benim ayağımı düzeltmeden çıkmayacağım dememe rağmen doktorla gene tartıştık. Doktor gene beni çıkaracağını söyledi. Hatta güvenlikçi arkadaşı çağırarak bunu dışarı atın dedi. Doktorun ifadesi ve hastanenin sahiplerinden biri olan Davut Durak. Doktor Davut Durak'ı arayarak işte ben böyle bir hata yaptım. Hasta şikayette bulundu. Ne yapalım? Davut Durak'a git, bunu ancak sen ikna edersin demesi üzerine Davut Durak yanıma geldi. Sana Davut Durak sözü, namus şeref sözü, bu kara pazarı unutalım. Senin tedavini burada ben yaptıracağım. Hastanemizde olmadı. Türkiye'nin neresinde yapılıyorsa göndereceğim, ayağını düzelttireceğim. Sana namus şeref sözü dedi, şikayetimi geri almamı istedi. Ben de kendisine ayağımı düzeltilirse şikayetimi geri alırım. Düzelmezse kendilerinin hakkında şikayetçi olduğumu belirttim. O şekilde beni 2015'in Mart ayının 23'ünde 2 ay heyet raporu vererek taburcu ettiler.